bayramına sayılı günler kala Bursa'daki kurban pazarlarında da hareketlilik başladı. Bakalım bu sene kurban fiyatları nasıl? Vatandaşın bu fiyatlara tepkisi nasıl? Gelin hep birlikte görelim. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Nasıl kurbanlık fiyatları bu sene? Ya kurbanlık fiyatları maliyete göre çok düşük şu an. Yani şu an etin maliyeti üreticilere 125-130 lira maliyet var. Şu an 94-95'e mal et kesiliyor. Zaten üretici bitmek üzere. Bitmiş yani. Zaten hayvan sayısı da yok. Bugün Bursa'daki kurban pazarları şu an %30 kapasiteyle hayvan sayısı var. Yani her yıl Bursa pazarına giren 20-25 bin hayvan giriyordu. Şu an toplasan topu yani 3 bini geçmiyor hayvan. Burada toplamda kaç hayvan var? Şu an bizim burada 130 padoğumuz var. Büyükbaş padoğu. Şu an 50 padok dolu. 80'i boş. Yani geçen sene daha evvelki yıllara göre işte %35 kapasiteyle hayvan. Sayı belli mi? Yaklaşık 1000 hayvan var şu an. Yani ortalama yıllarca mesela buranın kapasitesi 2700-2800 büyükbaş var. Ama şu an 1000 civarı bir hayvan sayısı var büyükbaş olarak. Küçükbaş daha gelmedi. Yani küçükbaş da yok. Yani bizim küçükbaş kapasitemiz 80-85 padok. Şu an vatandaşın tuttuğu padok sayısı 30'u geçmiyor yani şu an. Ne kadar fiyatları? Bilmiyorum ki yani hayvan fiyatları hayvandan hayvana değişiyor. Yani 10 bin liradan tut da 40 bin, 50 bine kadar hayvan var. Belki sene bu hayvanlar da bulunmaz bu pazarlarda. Çünkü hayvan da bitmiş yani. Yani Türkiye'de, Türkiye genelinde baktığımızda her şey almış başını gidiyor. Biz geçen sene 120 lira yemin çuvalını alıyorduk. Şu an 350-380 lira arası yem alıyoruz. Yoncanın bir balya yonca 25 lirayken şu an 85 lira. Arpa geçen sene 2 lira 30 kuruş harmanlarda. Şu an 6-6,5 lira arpa alıyoruz. Ete gelen zam da %70-%80 bir zam gelmiş geçen seneye göre, 2021'e göre. Ama girdiler %300 artmış. Bundan dolayı yani herkes satıyor yani hayvanı. Elinden yani piyasayı bulan elden çıkarmaya çalışıyor. Vatandaşın tepkisi nasıl fiyatlara? Vatandaş biliyor zaten ya uygun yani vatandaş yani bugünkü şartlarda masrafa göre, girdilere göre et ucuz, bedava yani. Götüremiyoruz yani. Artık dayanma gücümüz kalmadı yani. 90'lı yıllarda yeme dahi %25 bir destekleme vardı. Bunu devlet de biliyor, bakanlar da biliyor, bakan bey de biliyor. Ama bugünkü şartlarda 0 kilometre. Destek diye bir şey yok abi. Yem de almış başını gidiyor, devletin bir müdahalesi yok. Ama diğer taraftan da et kirli arttı mı kıyameti kopardılar. Nasıl kardeş, iyisin? Allah razı olsun, Allah kolaylık versin. Abi verelim mi tostunu sana? Alalım abi. Ne istiyorsun lan? İyice baktın mı? İyice kilosunu... Baktım. Bak et tarafına bir gez. Kaç kilo gelir bu hayvan? Abi bu hayvan 1250 civarı. 1250. Gelmez o kadar ya. Gelir. Gelmez. Abi istersen tartalım, sıkıntı yok. Canlı kilo mu verdin? Canlı kilo, canlı kilo. İstersen gör tartalım, sıkıntı yok. Mantar burada da. Baskül kaçtan veriyorsun abi? Abi baskül 65 diyoruz. Yine bir şeyler yaparız. Tamam. Ne kadar yapacaksın abi baskül? Abi baskül 63 yaparız bu tosun. 63. Evet. Peki ayak ne istiyorsun abi sen buna? Abi ayak buna normal 75 diyoruz. 75 bin. Hı. Yine bir şeyler pazarlı payımız var abi. Ne kadar olacak abi? Kesim var mı içinde? Var abi. Pazarda, ya hayır biz kesim yapmıyoruz. Pazarda mezbahamız var. Ayrı kesim, ücreti verirse ayrı yaparsın. Ayrı ücreti kesim. He. Ne kadar? Evet. Kesim ücreti abi eğer et zirme olsa 2000, ya karkas olsa 1000 lira. Tamam. 3-4-5 parça. Kaça bırakacaksın peki bana bunu ayakta? Abi ayakta sen de bir şey söyle yaparız. Elbette bir rakamın da bir duyayım. Ben 75 dedim. 75 dedim ben. Biz de arayı bulalım hadi. 65 vereyim ben. Yok, arayı bulalım. Abi olmaz. 65 yedim. Hiç boş arayı bulmayın abi. Bulacak bir şey değil. 75 dedim. 75 dedim. 65 diyorum. Abi 1000 lira almayacağım. 74 abi. Yok yok. Bu iş 70'e biter burada. Yok abi. 70'e biter. Zarar abi ben 70'e veremem. 70'e biter abi. Zarar zarar. İki tarafa ayrılır. Zarar. Oldu bitti. Allah ellerse başlıyor. Allah pazarlı. Allah helal etsin. Getirin boyayın. Bakacaksın ama bayrama kadar ha. Tabii. Tabii. Arife gününe kadar onu bayram alıp, sabahı Arife günü istersiniz istediğiniz tamam. Zaman gelip getirebilirsiniz. Kanıtı yok abi. Allah helal etsin. Gerçekten bu pazara müşteri gelmek bir gelsinler, bir görsünler.
almak önemli değil. Fiyat uygun. Almamak önemli değil. Bir gelsin pazarı görsün, pazar tertemiz, kesimhanemiz var, fiyatlarımız uygun. Hep doğuda gelen hayvanlar. Ağrı, Erzurum, Van, Muş, Diyarbakır, Urfa. O yerin hayvanları hepsi dağda yayılmış hayvanlar, yaylar hayvanları. Gelsin bir görsünler, fiyatları bir öğrensinler, fiyat bizden alsınlar. Almak önemli değil. Yani bu diyorlar ki bu sene mal yok. Mal bizde uygundur. Bizim o taraf hayvanları hem yağsız olur, hem yaylada gezmiş hayvanlar, hem et lezzetli olur. Kilo müşteri beklerdi. Kesim haramız birincisini bir görsünler. Evet belki ufak tefek yanlışlar olur. Belki bir sıkıntı olabilir. O sıkıntıları telafi etmişler arkadaşlarımız. Yani müşteri beklerdi. İnşallah gelsinler. Yardımcı oluruz. Şu an tüm haberlerde söylüyorlar yani hayvan kalmamış çevre illerde. Ama bu pazara baktığımız zaman komple esnafların hayvanları kalıyor. Bak gün boyunca bir tek bir alıcı bir tek tane satılmış. O da yani böyle yazık bir günah yani böyle buraya bir gelsinler almasınlar. Alaaddin Bey hayvan pazarına gelsinler yani bir görsünler yani şey yapsınlar. İnsanlar evet. Hep bekliyoruz. Ben Bursa pazarlarının tahminen yani %30 kapasitede hayvan var. Doğru. Geri kalan %70'i boş. İstersen şöyle bir bakın kontrolüne gezin. Geçen yıllara göre şu an Bursa'daki hayvan pazarının %70'i boş. Hayvan yok yani. Hayvan Türkiye'de tükeniyor yavaş yavaş. Şimdi bu hayvanı bak bu hayvanın maliyeti et maliyeti 120-125 lira atıyor üreticiye. Şu an bu adam veriyor 94 lira. 95 liraya kesiyor. Burada da aynı fiyata satılıyor. Et kilo 94 lira. Bu adam zaten kafadan 30 lira zararla satıyor bu hayvan. Bitiyor yani bu adam. Yani %30 şu an zararda adam. Bu adamın gücü bu sene dayandı. Bu önümüzdeki sene dayanamaz. Bu... Yok, yalan benim, da etmiyoruz. Benim tanıdığım arkadaşlar %80'i gelmedi. Yani %80'i tanıdığım arkadaşlar bu işi bıraktılar. Afyon'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Onlar bıraktılar. İflas ettiler. Adam bu işi bıraktı zarar etti. Yozgat'ta gelen arkadaşlarımız vardı. Bıraktı. Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Urfa ne bileyim her tarafta gelen arkadaşlarımız %70, %80'i yani bu işi bıraktı. Tüketmek üzereyiz yani. Biz de yani. Bakın bu hayvan yanılmıyorsam belki kilosu 60-70 lira mal oldu şu an. Zaten sana alan kişiye. 70 lira geçmiş mal. 60-70 lira şu an mal oldu yani. Sadece satalım hesabı yapıyoruz. Yani şu an öyle oldu yani. Artık ne yapalım Allah yardım etsin. Bakan Bey duysun yani. Bilhassa Bakan Bey duysun birileri, yani. Birileri o bizi yönetenler duysun. Üreticinin sesini duysunlar. Yani üreticinin durumu bu. Üretici seneye 2023'te hayvan kapasitesinin %10'u da belki bu pazarda olmayacak yani. Olmayacak, kimse dayanmıyor. Çakılıp kalıyor. Türkiye'de üretim öldü. Türkiye'de üretim öldü. Adalet ben sana söyleyeyim. Evet, üretim öldü. Ha istersen bir bakın bak kontrada boş ver. Bu zamanlar şu an 30 lira mazot satı alıyoruz. Yani, çiftçi nasıl dayanacak? Çiftçi ne yapacak? Bir kamyon yani? Oradan buraya gelir 30 bin lira natri. Adam haklı şimdi. 130 lira olan gübre şu an 809 lira. Nereye kadar üretici dayanacak? Bilmiyoruz. Yani birileri bir el atsın. Birileri bir el atsın. Üretim ölmesin. Bizim geleceğimiz var. Biz artık gittik de. Bizim çoluklarımız var, çocuklarımız var, geleceğimiz var. Yani bunlar bir gelecek nesil için bir şeyler yapsınlar. Biz zaten yeterince ezildik. Bari bunlar ezilmesin. Hayırlı olsun Mesut Bey. İkisi pazar. Şu an çok memnun değiliz fiyatlardan. Maliyetleri, girdileri çok yüksek olduğu için satıştan çok memnun değiliz. Bakalım bu hafta sonu inşallah hayvanlarımızı biter diye düşünüyoruz. Sizdeki hayvanların fiyatları ne kadar? Fiyat aralıkları? Fiyat aralıkları 40-45 arası değişiyor. Ama şu anda alıcı bir türlü de yani alıcı da memnun değil, satıcı da memnun değil. Vallahi onlar da yüksek olduğunu diyorlar ama bizim de maliyetler yüksek olduğu için bizim de sıkıntımız yüksek. Yani bakalım inşallah hayvanlarımız bir an için satılabilir diye düşünüyoruz. Ağırlıkları hayvanların 500 ile 900 arası değişiyor. Hani canlı basçül 60-65 arası geldi diye düşünüyoruz yani. Bakalım inşallah daha yüksek rakamlar çıkabilir ortaya. Malına göre yani pahalı değil. Şimdi buna da
masraf yapıyorlar. Yem parası, saman parası, efendim mesela buraya gelme nakliye parası kolay bir şey değil. Ama tabii herkes bütçesine göre bakacak. Bütçesine göre kurbanlık alacak. Sizin bütçeniz nedir? Vallahi benim bütçem taş çatlasın yani 12'yi geçmez. Ben çünkü emekliyim. Emekli olduğum için benim maaşım düşük. Yani biz ahımşan bir emekli maaşı almıyoruz. Bu bakımdan biz de kesemize uygun bulabilirsek kesin, bulamazsak kısmet Mevla'nın nasip edecek. Her şeyin hayırlısı olsun. Vallahi bak bir de size uygun yani. Bugün bu şuna geldi vallahi, diye size uygun görüyorum. Memleketin durumu belli. Kısmet abi. Yapacak bir şey yok. Biraz da sen konuş. Biraz alacak mısınız bugün? Valla kısmet neyse olacak. Uygun, sonuç itibariyle de. Şimdi bir arkadaşlar getirmişler. Bu arkadaşının da malını, değerini düşünmemek lazım. Bu adam emek veriyor. Sonuç itibariyle de nasip kısmet alabilirsek alacağız, alamazsak. Bakacağız duruma göre yani. Bunlar bedava uğraşıyoruz işte. Yem çuvalları olmuş 400 lira. Yani 400 lira olduğu için saman baz çuvalı oldu 880 lira. Bir balya oldu 90 lira yonca. Vatandaş tatlı. Ama zor bakıyoruz yani bunlara. Aldık biz de bunları bir ekmek alalım diye. Biz de satın aldık bunları. Getirdik ama para bir sıra belli değil. Şu anda burada 20 tane mal var. Daha 8 tane mal sattık. Al 10 liraya buzağı veriyorum. Bu dana almıyor adam. Ya 15, 10, 14, 13 ne tutturursa onu veriyoruz. 2000 liraya koyun var adam almıyor 2000 liraya. Ya kuzu zamanında adam onu 1,5 aldık. Şimdi 2000 liraya veriyoruz almıyor. Hani bunun yemi, hani bunun suyu, hani çobanlığı şuraya bak al. Bedava uğraşıyoruz yani. Köylünün işi harap yani. Allah yardımcımız olsun herkesin.